Merhaba değerli izleyiciler. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kafamda bir şey var kısa kısa konseptinde yine çok güzel bilgiler paylaşıyor olacağız. Umarım ki bu bilgileri hayatınıza geçirirken aynı zamanda da bu videonun sonunda aşağıda gördüğünüz beğen butonuna tıklayıp ve kanalımıza takibi alırsınız. Şimdi bugün sizlerle hangi konuda konuşacağız ona gelelim. Evet, bugün hayal ve hedef arasındaki farklara değiniyor olacağız. Ne hayaldir, ne hedeftir? Hayallerimizi hedefe nasıl çevirebiliriz ve bu alanda benim en çok sevdiğim uygulamayı sizlere bahsetmek istiyorum. SMART. Peki nedir bu SMART? SMART aslında yine İngilizce 5 tane kelimenin baş harflerinden birleşerek oluşturulmuş bir hedef tanımlama yöntemidir ki proje yönetimi dosyalarında ya da proje yönetimi çalışmalarında genelde en çok kullanılan metottur ama bunu hayatımıza da adapte edebiliriz. Şimdi her birine tek tek bakalım istiyorum. Evet, S, spesifik. Yani kendine öznel ve tanımlanabilir, net bir şekilde tanımlanabilir. Şimdi burada bir örnek vermek istiyorum size. Bir ev almak istiyorum cümlesi bir hedef midir, hayal midir? Birçoğunuzun hayaldir dediğini duyabiliyorum. Birçoğunuzun da hedeftir dediğini duyabiliyorum ama ikisi arasındaki farkı yavaş yavaş bu videonun sonuna doğru tanımlamış olacağız. Şimdi spesifiğe geldiğimiz zaman, yani net ve kesin şekilde tanımlamaya geldiğimiz zaman bir ev almak istiyorum cümlesi aslında biraz hayale doğru kayıyor. Neden? Çünkü net tanımlar ortada yok. 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi, villa mı, ikinci kat mı, üçüncü kat mı, apartman mı, tek başına mı, şu semtte mi, bu semtte mi, birçok farklı özelliği net bir şekilde tanımlayabiliriz. Net şekilde tanımlamak bize o hayali artık bir hedefe doğru götürdüğümüz gerçeğini ortaya çıkarmaya başlıyor. Bir sonraki measurable. Measurable nedir? İngilizcesi ölçülebilir. Eğer bir şeyi ölçemiyorsak zaten onun hayal veya hedef olduğundan bahsedemeyiz arkadaşlar. Kesinlikle bir hedef değildir. Ölçülebilir olması gerekiyor ve o ölçülebilirlik bize aynı zamanda şu serbestliği de kazandırıyor. Bazen hedeflerimizi şartlara göre revize etmemiz gerekiyor. Çünkü bugünden bir sene, iki sene sonrasını net bir şekilde görebilme şansımız ne yazık ki mümkün değil. Özellikle kendi hayatımızda. Hepimizin bildiği gibi bizim haricimizde gelişen birçok şey olabiliyor. İşte bir ekonomik dalgalanma olabiliyor, o olabiliyor, bu olabiliyor. Birçok farklı şey olabiliyor ve hedeflerimiz biraz değişebiliyor. Ya da bambaşka fırsatlar çıkıyor karşımıza. İşte atıyorum yurt dışında çalışmak gibi. Çalıştığınız şirketten bambaşka bir noktaya doğru gitmek gibi. Ya da işte bir terfi almak gibi. Ya da mevcut işinizde farklı noktalarda çalışmak gibi. Kendi işinizi de yapıyorsanız. O yüzden arkadaşlar ölçülebilir olması çok önemli. Çünkü hedefi nerede revize edebileceğinizi gözlemliyor olacaksınız. Sonrası achievable. Yani kabul edilebilir olması. Yani buna kurumsalda alıcılar tarafından kabul edilebilir olması deriz ama aynı zamanda bireyselde etrafımızdaki insanlar tarafından da kabul edilebilir olmalı. Çünkü 1800-1900'lere baktığımızda daha çok bireysel çalışmalarla başarılar ön plandaydı. Ama 2000'lerle birlikte günümüzde artık takım çalışmaları, grup çalışmalarıyla başarı sağlanıyor. O yüzden arkadaşlar etrafınızdaki kişiler de size mevcut hedeflerinize bazen eşiniz, bazen sevgiliniz, bazen aileniz, bazen en yakın arkadaşınız ulaşmanıza destek olabilir. O yüzden onlar tarafından da kabul edilebilir olmalı. Aynı zamanda da kendi tarafınızdan da kabul edilebilir olmalı. Tabii realistik kavramı, realistik gerçekçi ve makul olması demek. Yani bir ev almak istiyorum, tamam çok güzel, bir köşk almak istiyorum ve yarın almak istiyorum dediğinizde bu eğer şartlarınız uygun değilse, yani atadan bir şey kalmamışsa, ne bileyim paranız yoksa ya da mevcut yaptığınız iş oranın aylık maliyetlerini bile karşılayabilecek bir noktada olacaksa bu hayalden öteye geçemeyecektir. Ama daha kabul edilebilir noktada kendi şartlarınıza göre bir hayalinizi hedefe çevirirseniz ulaşma şansınız çok daha yüksek olacaktır. Elbette ki uçuk hayaller hepimizin hayatında var. Ah şöyle olsaydı, ah böyle olsaydı. Bunların yanında hayallerimizi ne kadar çok hedeflere çevirirsek belki günün birinde o uçuk dediğimiz, bugünün şartlarında uçuk dediğimiz hedeflere de, hayallere de yaklaşma şansımız artacaktır. Kim bilir. Tabii sonuncusu da timely, yani zamanı belli. Zamanı belli olmayan hiçbir şey hedef değildir arkadaşlar. Bugün, bugünün şartlarında 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 6 ay sonra kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olarak kendimize çeşitli şeyler yapabiliriz. Kısa vadeli hedeflerimizi yazarız, uzun vadeli hedeflerimizi yazarız ve orta vadeli hedeflerimizi yazarız. Bunlara zamanla ulaşırken ki kısa vade yaklaşık kendi hayatımızda bir insan hayatında 1 yıl, orta vade 3 yıl, uzun vadede 5 yıl ve üzeridir. Zaman içinde bunları gözlemleyebilir hale geleceğiz. Tabii şimdi tekrar başa döndüğümüz zaman bir ev almak istiyorum cümlesini şöyle revize edersek çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Örnek veriyorum 2024 senesinin Haziran ayının 15'inde 2 artı 1,
İstanbul için konuşursam eğer Caddebostan'da ikinci katta bir ev sahibi oluyorum cümlesi aslında buradaki birçok şartı gerçekleştiriyor olacaktır. Ha, buradan itibaren o tarihi koyduktan sonra da bugüne doğru geldiğimizde değerli dostlar en önemli şey şu. Biz hedefi parçalara da bölmeliyiz. Yani ölçüm noktaları. Böyle bir hedefi, böyle bir 2+1 Caddebostan'da ev alma hedefini koyuyorsak 6 aylık periyotlarla hedefi ölçebiliyor olmak çok önemlidir. Belki 6 ayın sonunda o hedefi revize edeceksiniz. Belki de hedefinizi gerçekleştirme noktasında ilerliyor olacaksınız. O yüzden bugünden sonrasında hayallerimizi hedefe doğru çevirelim. Hedefe doğru çevirdiğimiz hayallerde zihnimiz de oraya odaklanmaya başlasın. Eğer zihnimiz oraya odaklanırsa, hani bu algıda seçicilik gibi herhangi bir marka arabayı almayı düşündüğünüzde karşınıza sürekli o marka arabalar çıkar ve ama çok insan da varmış dersiniz ya, biz de zihnimizi böyle yönlendirebiliriz. Ve hedeflerinizi yazmaktan çekinmeyin. Belki birçok yerde duymuşsunuzdur, hedefinizi yazın, en çok göreceğiniz yerlere asın ama smart felsefesine göre yazın. Şimdi değerli dostlar sizleri hedeflerinizle baş başa bırakmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.